Baba? Oğlum, fazla zamanım yok. Beni dikkatle dinle. Sorun ne baba? İyi misin? Ben iyiyim. Fakat vatan işgal altında Hakan'ım. Senden sakin olmanı istiyorum. Ordunun ve devletin içindeki hainler silah kuşanıp sokağa çıktı. Bir darbe girişimi içindeler. Ama bu sefer her şey kontrolümüz altında. Türk devleti bunun da üstünden gelecektir. Şimdi o bizi terk eder. Baba! Baba! Ne oluyor baba? Baba iyi misin? Buraya kadar Selim kahraman. Türkiye'yi biz devralıyoruz. Hiçbir şeyi alamayacaksınız. Aldığınız canların hesabı da tek tek sorulacak. Biz anka kuşu gibiyizdir. Ölsek bile küllerimizden tekrar doğarız. Köpek! Göreceğiz. Baba! Baba! Hayır! Baba ne olur! Her kimsen, seni bulacağım. Seni bulacağım ve... Başınız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Dostlar sağ olsun. Bizi yalnız bırakmadınız. Hakan, evladım. Biliyorum, zor zamanlar geçiriyorsun. Bil ki baban bu vatana hizmet yolunda ruhunu teslim etti. Hayatı boyunca da bu devlet ve milletin bekası için uğraştı, didindi. Biliyorum ki seni de bu bilinçle yetiştirdi. Babandaki bu bilinci senin de miras olarak kabul ettiğini biliyorum. Ancak babanın sana anlatmadığı bazı şeyler de var. Efendim? Kıymetli oğlum Hakan, eğer sen bu mektubu okuyorsan ben çoktan Hakk'ın rahmetine kavuşmuş ve Cenab-ı Hak yolunda olacağım. Umarım Rabbim beni şehitlik mertebesiyle şereflendirir. Tez bir şekilde Türkiye'ye dön ve Barbaros Kara Osmanoğlu'yla görüş. O sana bunca yıldır aldığın eğitimlerin sebebini ve benim ne uğruna savaşırken öldüğümü açıklayacaktır. Değerli oğlum, metin ol ve benim için çok kıymetli olduğunu her zaman bil. Baban Selim Kahraman. Hakan'ım, burası Armoya adlı kuruluşun, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve dünyanın bekası için yüksek teknolojiler geliştirdiği bir merkez. Hiç duymamıştım. Çok şaşırdım. Ne gibi teknolojiler? Çok az kişi biliyor burayı. Bak mesela yanından geçtiğimiz laboratuvarda insanlarımız sanayi ve endüstrimiz için günlük teknolojilerin geliştirilmesi ve millileştirilmesi amacıyla çalışıyor. Buradaysa görüntü ve ses aktarmada bilinen standartların çok ötesinde algoritmalar geliştiriyor ve altyapı için malzeme bilimi araştırmaları sürüyor. Bunlar ülkemizi her anlamda bir adım öne götürecek yatırımlar. Şanlı tarihimizde olduğu gibi bugün de tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirecek ve bilinen tüm silahları etkisiz kılacak olan adına kainat kılıcı denilen bir teknoloji geliştirilmekte. Kainat kılıcı mı? Nasıl yani? Anlayacak vaktin olacak. Artık kabımıza sığamıyoruz. Binlerce yıllık tarihimizde insanlığa hep barış, huzur ve adalet getirdik. Şanlı tarihimizde diktatörlük ve asimilasyon yoktur.
Kainat kılıcı insanlığı yok etmek için değil, bilakis büyük caydırıcı gücüyle tüm insanlığa huzurlu bir yaşam sağlamak için geliştirilmekte. Sen de biliyorsun ki dünya beşten büyüktür ve bilinen tek galip vardır. La galibe illallah. Vatanımızda bu çalışmaların dünyadan daha ileriye odaklanmış olması heyecan verici. Bak evlat, ülkemizin geleceği burada yatıyor. Senin de. Bugün bilinen önemli teknolojilerin ilk kaynakları Türk ve İslam alimlerinindir. 600 yıllık şanlı Osmanlı tarihimizde Türkler fethettikleri yerlerdeki insanları dilinde, dininde ve yaşam tarzlarında serbest bırakmışlardır. Az sonra çok önemli insanlarla tanışacaksın. Bilirim, rahmetli baban saygıda kusur etmeyecek şekilde eğitmiştir seni. Elbette efendim, anlıyorum. Akıncıların arasındasın Hakan. Burada gördüğün Akıncı beyleri, devlet-i âli, Osmanlı günlerinden beri soydan soya, babadan evlada geçen bir geleneğin temsilcileridir. Beylerim, kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Muhacir Barbaros Kara Osmanoğlu, Serden Geçti, Oda Başkanıyım. Ben Türkmen Beyi Ahmet Kara Keçeri'yim. Odanın cengaveri benim. Odanın maddi işleri benden sorulur. Ben Çerkez Beyi Mehmet Şemi. Odanın dal kılıcı benim. Odadaki görevim istihbarat ve silah tedarikidir. Ege Efesi olmak şandan, Muzaffer Turhan olmak atadan gelir. Ben odanın taviçesiyim. Uzmanlık alanım elektronik savaştır. Selamlar olsun. Bana Deli Baran derler. Adım Baran ve Kürt Bey'im. Ben odanın deli başısıyım. Konu Güneydoğu Anadolu olduğunda geleceğin kişi benim. Hakan, burada gördüğün adamlar Türk devleti adına ve Cenab-ı Hak aşkına fedakarlıklar yapmış büyük adamlardır. Baban odamızda onurlu toycalık görevini temsil ederdi ve şehitlik mertebesine ulaşana kadar sayısız belaya karşı vatanımızı ve halkımızı korudu. Babandan sana miras olarak kalmış bu görevi Türk bayrağı adına, Türk devleti ve milletinin bekası için, Allah için tüm gücünle savaşacağına dair yemin ederek kabul ediyor musun? Ben Hakan Kahraman. Odanın toycası olmayı, Türk milleti ve devletinin fedaisi olmayı kabul ediyorum. İlk görevine hazır olduğunu anlıyorum oğlum. Cizre'ye gideceksin. Senin yanına bu vatan için şehit olacak bahadırlar, kardeşler, silah arkadaşları vereceğiz. Onlarla zafere yürüyeceksin. Korkma, çekinme, üzülme, hüzünlenme, yeise kapılma. Allah bizimle beraberdir. Şu andan itibaren birbirimize merkezin tanımladığı görev isimlerimizle hitap edeceğiz. Herkes kendini tanıtsın. Ben çift başlı Kartal, ama kısaca Kartal diyebilirsiniz. Operasyonlardan ben sorumlu olacağım. Ben Şahin Göz. Bana kısaca Şahin diyebilirsiniz. Silah uzmanı ve keskin nişancıyım. Merhaba canlar. Kambersiz düğün olmaz diye atlayıp geldim. Bunlar beni akıllı zannetmiş, Bilge Baykuş adını vermişler. Ama ayıp olmasın, siz kısaca çok mükemmel, harika Bay Baykuş diyebilirsiniz. Şaka şaka, Baykuş deyin yeterli. Ben sizin havadaki ve yerdeki gözünüz olacağım. Teknolojiden sorumlu ekip üyesi benim. Selam, kod adım Akbaba. Kısaca da Akbaba. Başında bir ek falan yok. Ekibin dil bilimcisi, istihbarat subayı ve kılık değiştirme uzmanıyım. Artık tanıştığımıza göre göreve geçelim. Cizre kentinin 3 kilometre güneyindeyiz. Çok kısa bir süre sonra operasyon bölgemize gireceğiz. Basit bir temizleme operasyonu. Düşmanın bu bölgedeki güçlerini saf dışı edeceğiz.
Mevzi alın! Ateş açın! Ateş! İndirin şunu! Dikkatli olun!
Mevzi alın. Ben iyiyim.